welcome, my dear viewers. I am with you here in Ankara, the capital city of Turkey, to bring you another very important program. Today we are at the 27th International Agrotech Agricultural Fair, and here we'll be introducing to you different kind of machinery, agricultural machinery, fertilizers, seeds, and different chemicals that are used in the agricultural field. This is a very important program for agriculture, especially in Turkey. Although it is one of the smallest fairs, it is still very important because here we'll be enlightened about how agriculture can be forwarded in Africa and in Turkey alike. So join me as we learn about agriculture here today. We are speaking with the company called Isikup. We'll be speaking with Mr. Volkan here, who'll be telling us more about their company and the products that they produce. Mr. Volkan, you're welcome. Merhabalar, hoş geldiniz. Thank you very much. So the first question I want to ask you is, can you tell us a little bit about your company and the products that you produce? Tabii ki. 2012 yılında Aydın'da kurulmuş bir firmayız. Modüler sıvı depolama sistemleri üzerine faaliyet gösteriyoruz. Bunun akabinde havalandırma ve yangın sistemleri üretimlerimiz de var. Ama genel itibariyle üretimimiz sıvı depolama sistemleri. Silindirik ve prizmatik olarak iki ana grupta üretimimiz var. Silindirik tarafında daha çok endüstriyel ve tarımsal sıvı depolama sistemleri üzerinde iş yürütüyoruz. Aynı zamanda şu an yeni bir sistem olan, yeni bir ürün olan kendin yap deposu diye nitelendirdiğimiz, yani İngilizce'de do it yourself olarak nitelendirdiğimiz bir ürünümüz de var elimizde. Bunun yeni Ar-Ge sürecini tamamladık. Bu Ar-Ge sürecinden sonra 1 tondan 50 tona kadar müşterimizin istediği alanda, istediği yerde, istediği sahada çok kolay imkanlarla, çok kolay şekilde montajını yapabileceği ve suyunu depolayabileceği bir ürün ortaya çıkardık. Bunun akabinde bununla beraber bahsettiğim gibi endüstriyel tarafta da ürünlerimiz var. Bu ürünlerimiz yangın tesisatlarında, enerji santrallerinde, çok yüksek tonajlardaki su ihtiyaçlarının olduğu yerlerde silindirik olarak depolama ihtiyacınızı giderebiliyoruz. Prizmatik olarak şu an Türkiye içerisinde, Türkiye'ye göre konuşacak olursak, binaların çoğunun altında bina sakinlerinin kullandığı içme suları, binayı koruyan yangın hatlarına destek veren su depoları tamamı prizmatik tarafta gerçekleştiriliyor ve biz de bunların üreticisi olan bir firmayız. Dediğim gibi bunun akabinde havalandırma ve yangın sistemlerimiz de var ama asli işimiz genel olarak gurur duyduğumuz, gurur duyarak çalıştığımız tarafımız sıvı depolama sistemleri. Thank you very much for that great introduction. Now the second question I'll be asking is about the quality of this product. How is it possible for us to trust the quality of this product that when we use it, we are sure that we are using the right thing? Ürünlerimizde şöyle bir kalite sistemine gidiyoruz zaten. Şu an Türkiye'deki üreticiler arasında %100 yerli malı üretimi yapan nadide firmalardan biriyiz. Aynı zamanda kullandığımız ürünlerimiz, yaptığımız son geliştirmelerini gerçekleştirdiğimiz ürünlerimizde dünya standartında kullanılan Amerikan standartı olarak nitelendiren AVWA standartını kullanıyoruz. Yani bu ürünlerin arkasındaki kalite çalışmasını nitelendirecek olursak aslında bir mühendislik departmanıyla birlikte ilerliyor. Bu yüzden kalitemiz her geçen gün Ar-Ge çalışmalarıyla birlikte bir adım daha ileriye gidiyor. Yani burada şunu temenni edebiliriz, şunu arkasında güvence verebiliriz. Müşterilerimiz dünyanın neresinde olursa olsun kullanabilecekleri, bulabilecekleri en kaliteli ürünü biz onlar yerine zaten temin ediyoruz. Onlar için arka planda bir mühendislik çalışması gerçekleştiriyoruz ve son ürünü son tüketiciye gönül rahatlığıyla sunuyoruz. Şu an kullandığımız ürünlerimiz galvaniz ve paslanmaz olarak galvanizde ST37 olarak nitelendirdiğimiz, çok teknik terime girmek istemiyorum. Son kullanıcının, nihai tüketicinin anlayacağı dille konuşmak istiyorum. Şu an dünya standartına kullanılan galvaniz ve paslanmaz tarafında yaptığımız işe uygun, en uygun ürünü ve en kaliteli ürünü kullanıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, nereden aldıysanız, ne zaman aldıysanız gönül rahatlığıyla satış sonrası tarafında da aynı malzemede verdiğimiz güvence ve kaliteyi satış sonrası tarafta da sunabiliyoruz. Now we are going to also ask Mr. Volkan about how these products can be transported into countries of Africa, like African countries. If it's possible for us to get the products from Africa, so is it possible for us to get these products in Africa? Ürünlerimizi yurt dışına sevkiyatında, yurt dışı montajlarında herhangi bir problemimiz yok.
Şu an zaten hali hazırda yurt dışına ticaretini gerçekleştirdiğimiz, montajını gerçekleştirdiğimiz birçok ürünümüz bulunuyor. Bundan çok yakın kısa bir zaman süre önce Fas'ta bir kablo firmasının, kablo fabrikasının deposunu gerçekleştirdik ve tonaj olarak da şöyle ifade edebilirim, 600 metreküplük bir depo. Yani şöyle, son tüketicinin, müşterimizin, bizden ürün olmuş herhangi birinin dünyanın neresinde olursa olsun dediğim gibi gönül rahatlığıyla bu ürünü temin edebilir. Biz de gönül rahatlığıyla o ürünün gidip montajını gerçekleştirebiliriz. Yer yer dışarıdan destek alarak, personel ve montaj tarafında destek alarak sahaya sadece formen göndererek bu işi yapıyoruz, montajını gerçekleştiriyoruz. Ama ise bizim kontrolümüzde. Yani şöyle diyeyim, Türkiye'den dışarıya baktığımızda 10 bin kilometre de olsa, 20 bin kilometre de olsa veya sınır komşumuzda olsa bu ürünü sanki evinizin arka sokağındaki bir firmadan alıyormuş gibi gönül rahatlığıyla alabilir ve bütün süreci tamamlayabilirsiniz. Thank you very much. Finally, the last question. Are you satisfied with this fair? Did this meet your expectations? Were you satisfied with what you saw at this fair? Fuardan genel itibariyle çok memnunuz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de ve Ankara'daki çeşitli sektörde bulunan ticaretle uğraşan insanlara da çok teşekkür ediyorum ayrıca. Böyle bir imkanı sağlamak, buradaki üreticilerin ve satıcıların, burada iş imkanı yaratmak isteyen, her ürüne bir değer katmak isteyen insanlar için gerçekten çok olumlu bir süreç. Biz de bu olumlu sürecin içerisinde bulunabildiğimiz için gerçekten mutluyuz. İlerleyen süreçlerde tekrar tekrar katılmayı da canı gönülden isterim. Yani bu fuar süreçleri insanlar ve üreticiler için aslında bir buluşma noktası. Bir ürünü ortaya çıkardığınızda son tüketiciyle buluşturmanızın en kolay yolu, en doğru ürünü bulabilme yolu. Biz de bu yolda diğer firmalar gibi gayet memnun ve mutlu bir şekilde işleyişi sürdürüyoruz. Thank you very much, Mr. Volkan. That was a great explanation of the program. And I hope that we'll see more of İsikup in Turkey and in Africa. Thank you for granting this interview once again. And well done. And here we are at the Bekir Bayram Agro Company. We'll be speaking with Mr. Recep, who'll be talking to us about the company that we have come to see today. Mr. Recep, you're welcome. So I want you to just tell us about your company and the products and what you do. Tabii ki de firmamız 2002 yılında Çankırı merkezde kuruldu. 2002 yılından bu zamana kadar farklı sektörlerde zahire ve tohumculuk sisteminden, 2021 yılından sonra da tarım ekipman sistemine geçtik. Tarım ekipmanlarda da yaklaşık 16-17 tane bayiliğe Türkiye çapında ve ihracat konusunda bayilikler yapıyoruz. Çalıştığımız firmalar arasında Ebrar Tarım, Alpaslan, EMS, Lukas, Doğanlar Tarım, Ünallar, Demir Tarım gibi firmalarla çalışmaktayız. Ürünlerimizi sadece Türkiye içerisinde değil, tüm dünyaya ihracat yapabiliyoruz. So now I'll also be asking Recep Bey if this products can be specifically taken and exported to African countries. Evet, tabii ki de bütün ürünlerimizi Avrupa ülkelerine ihracat yapabiliyoruz. Now the next question I'll be asking is about the quality of this product. We want to know how we can trust this product to be used on our farms. Ürünlerimizden Ebrar Tarım hakkında kalitesinden şöyle bahsedebilirim. Alt takım olarak Türkiye'nin ve dünyanın sayılık kalitesindeki alt takımlarını kullanıyoruz. Lastikler olarak yerli üretimdeki en iyi lastiği kullanıyoruz. Şasi olarak şu anda piyasada aynı ürün grubunda olan en kalın ve en sağlam şasiyi kullanıyoruz. Ağırlık olarak emsallerine göre daha ağır ve daha hassas ekimler yapabiliyor. Yani 30 kilogram bir ekini direkt hassas bir şekilde aynı hizada ekebilirsiniz. Daha homojen bir karışım, gübre ve tohumu daha homojen karıştırdığı için verimlerde de çok yüksek verim alabiliyorsunuz. Finally, we'll be asking about this fair. Are you satisfied with the fair and the organization so far? Fuardan çok memnunuz. Öncelikle Ankara Büyükşehir Belediyesi, Agrotek firması ve Gölbaşı Belediyesi'ne katkılarından ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Now we are here at the Madenler company where we'll be speaking with Mr. Kemal Maden, who is the general manager for this company. He'll be talking to us
about the company in general. Hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Can you tell us a bit about your company and the products that are produced? Bu firmamız 50 yıllık bir firma. Şu an işte 8000 metrekare yerde üretimler yapıyoruz bunların. Traktör remorkları ve hayvancılık ekipmanları yapıyoruz biz. Modern ahırlarda, sağmal ahırlar ve bez ahırlarında gübre yönetimi ile alakalı makineler yapıyoruz. Now I'll be asking him about the quality of this product and how they can be trusted. Evet, güvenilir. Tabii ki yıllardır bunlar imalatlarını yapıyoruz ve geri dönüşleri çok güzel. Ama sürekli kendi yeniliyoruz yani. Şu an traktör remork olarak yaklaşık 25 tane çeşidimiz var bizim. Bu tabii kendi aralarında ikiye ayrılıyor. Ovalar, normal ovalar var işte. Düz araziler için remorklarımız var. Bir de normal engebeli araziler için remorklarımız var. Bunlar da kullanıcının mesela traktör gücüne, beygirine göre büyüklerini fark ediyor. Kullanma amaçları alakalı da remorkların kendisi çeşitleniyor yani. İşte bunlar var. Bunlara şu an iyi yerdeyiz. Ülkemizde iyi yerdeyiz. Remorklarımızda tabii ki şöyle bir şey var. Tamamen emniyetli. Hem yol emniyetlerimiz var, hem güç emniyetlerimiz var remorklarımızda. Yani dingillerimiz falan çok çok kaliteli, çok sağlam. Ve yola çıktıkları zaman da herhangi bir emniyet reflektörler var. Yani kedi gözleri, işte lambaları, fren lambaları, işte normal hidrolik frenlerimiz var, hidrolik dayaklarımız falan var. Böyle özellikler var remorklarımızda. Now I'll ask him questions about how these products can be accessed in Africa and by our African customers. Gönderebiliriz tabii. Bizim şimdi iki türlü işlerimiz var. Hayvancılık makineleri ve traktör remorklarımız var. Hayvancılık makinelerini yaklaşık 25 tane ülkeye yolluyoruz. Yani bugün Afrika, işte Asya ülkeleri, Türkiye Cumhuriyetleri, işte Avrupa, yukarı Rusya'ya yolluyoruz mesela bunları. Hatta Guatemala'ya da makinamız gidiyor yani. Yolluyoruz. Remorkta da artık Afrika için yani konteynere uygun remorklar yapacağız. Büyük, yani taşıması kolay olan remorklar yapacağız. Tabii yollayacağız tabii bunları. Son olarak bu fuardan memnun musunuz? Burası Ankara Fuarı, biraz bölgesel fuar burası. Yani sadece çevre illere hitap ediyor, uluslararası fuar değil. Ama gene memnunuz. Fuar iyi yani. Türkiye'de içinde bulunduğu ortamda biraz kriz var aslında. Tarım hayvanında biraz kriz var. Ama şu an gene iyi, normal yani. I hope that this is the end of the interview with Kemal Bey and I hope that we have learned a lot from this company. Ben tekrardan teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz efendim. With that, we have been able to experience what it looks like to organize and to attend a fair in Ankara, Turkey. I hope that you've been able to learn one or two things from this experience. We have to take care of our agriculture in Ankara, in Africa rather, and especially in Turkey too. Thank you very much for watching, and I hope to see you in the next program.